Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu kez sizlere yaptığım küçük bir alışverişten bahsedeceğim. Eğer merak ediyorsanız izlemeye devam edin. Önce kıyafetlerden başlayalım çünkü onlar çok çok az. Şimdi H&M'den yaptığım bir alışveriş bu. Şöyle bir elbise aldım. Böyle bayağı bir dar. Biraz şu böyle nasıl diyeyim, diz altı oluyor. Tabii benim boyuma göre biraz öyle ama ben çok hoşuma gitti. Şu kenarlarındaki lastikler falan böyle çok güzel likralı. Vücuda tam oturan bir elbise. Fiyatını tam hatırlamıyorum ama yanlış söylemezsem eğer 40 lira falan olması gerekiyordu. Bence fiyatına göre çok çok iyiydi. Fakat bunu giyerken yanınıza birini daha bulundurun ya da çıkarırken. Çünkü şu yanlarındaki lastikler o kadar sert ki girmekte yani çok zorlandı. O yüzden bunu alırken dikkat edersiniz. Çok iyi olur. Yoksa çok zorlanırsınız. Şöyle bir hırka aldım. Siyah beyaz. Yine upuzun. Gösteremiyorum, biraz şöyle olacak ama. Bu da yine elbiseden, yani şöyle diyeyim, şu kadar boy daha uzun gibiydi. Belki o kadar bile değil. Böyle yün bir kazak. Bu da şu anda hala, ya bunların sanırım hepsi yeni sezon, hiçbirisi indirimde değil. Daha bir hafta falan olmadı galiba alalı. Ya böyle çok güzel, ya cepleri falan var şu şekilde. Ya bu da 70 lira olması gerekiyordu. Eğer böyle bir kazak arayışındaysanız bakabilirsiniz. Sonra ya bu tip böyle nasıl diyeyim, küçük ufak balıkçı yaka deniyor sanırım bunlara. Böyle kazaklar, bu tip blüzler falan çok hoşuma gitmeye başladı benim de. Ufak bir yazısı var şu şekilde. Basic. Bunun fiyatını hatırlamıyorum. Ama bu da çok güzel duruyor. Sonra şöyle bir kazak da değil de triko diyebilirim. Böyle bir şey aldım. Bunun etiketi hala duruyor. Bunu daha giymedim. Böyle bir üçgen yakası var. Ama biraz kısa. Yani mesela yüksek bel bir pantolonla ya da yüksek bel bir etekle giymek isterseniz gerçekten çok ideal. Şöyle bir şey. Bu da 40 liraymış. Son olarak da bunu daha çok böyle işe giderken çok rahat kıyafetler giyiyorum. Ya da böyle eşofman üstüne giymek için de tercih edebilirsiniz. Şöyle bir şey aldım. Çok şirin bence. Çok hoşuma gitti. Çok iştah açıcı. Böyle bir sivitti. Bu da yanlış hatırlamıyorsam 30 lira civarı bir şeydi. H&M'den bu kadar aldım. Bu aydı sanırım. Ya Şubat başındaydı ya da Ocak sonu. Tam hatırlamıyorum. Elke Kozmetiği biliyor musunuz bilmiyorum ama bu Estée Lauder'ın, işte MAC'in, Bobbi Brown'un, hatta şu an içerisinde Smashbox'ın da olduğu bu firma kendi içerisinde bir bünyesinde Origin Plaza diye Maslak'ta bir mağazada bunları barındırıyor. Orada daha uygun fiyata satılıyor ürünler. Aldım, kutuya koydum ama tabii ki dayanamadım ve kullandım ürünleri. Şöyle bir poşet kimin elinde görürseniz genelde Elka'ya gitmiştir. İlk şöyle bir allıkla başlayabilirim. Bobbi Brown'dan aldım. Çok soğuk tonlu bir renk. Yüzünüzde böyle soğuktan çıkmışsınız gibi bir izlenim yaratıyor yanaklarınızda. Bunun ismi de Pale Pink. Ben bunu 53 liraya almıştım yanlış hatırlamıyorsam ama normalde tabii ki allıklar fiyatları daha yüksek. Daha sonra Smashbox'ın bir ürünü aldım. Gözenekleri küçültmek için işe yarayan bir ürün. Ya bu da çok güzel. Bu da 90 liraydı. Baktığınızda evet biraz daha fiyatı diğerlerine göre, yani Elkan ürünlerine göre, oradaki ürünlere göre biraz daha pahalı. Fakat bence tabii ki de mağazada daha uygun. Tercih edebilirsiniz. Sonra şöyle bir MAC'ten makyaj çantası aldım. Çok ufak bir şey gibi görünüyor ama gayet ideal. Bunun içerisinden 4 tane fırça çıkıyor. Fırçalar çok şekerler. Çünkü bir tarafı siyah, bir tarafı beyaz. İki tane göz için. İki tane de böyle yanaklarınız için kullanabileceğiniz allık bunlar. Hem bunlar siyah boyu. Yani, ay açmıyor. Diğerini açamadım. Hem de taşımak için çok idealler. Bir tarafı beyaz, bir tarafı siyah. Bu şekilde. Ve kılları falan çok çok iyi. Bunu da sanırım ya 80'e ya da 85'e almıştım.
Sonra en son Eka'dan aldığım bir ürün. Bu da MAC'in son bir tane kalmıştı bu üründen. Biraz kutusu açılmıştı ama ürünle hiçbir şey olmadığını gördüğüm için ben aldım. Aldım çünkü çok ucuzdu. Şöyle bir rengi var. 16 liraya aldım bu ruju. Gerçekten harika. Bence değer yani. Eka'dan başka bir şey almadım diye hatırlıyorum sanırım. Eğer öyle bir şey olmuşsa da bulamamışsam bir sonraki alışveriş videoma koyarım. Şöyle sadece tek bir ürün aldım internetten. Normalde internetten çok fazla alışveriş yapan biriydim. Ta ki kargocularla bozuşana kadar. Ama dayanamadım bunları görünce ki zaten yani normalde bunları sonradan keşfetmiş biri değilim. Ama alamıyordum kargolar yüzünden. Böyle iki tane setting brush'tan aldım. Bu Real Technique'in. İşte ben göz altlarımı bunlarla kapatıyorum. Yani istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Çok ideal. Ufak minyak bir şey bunlarda. Biri bir fırça. Bu hem kontür hem allık fırçası olarak geçiyor. Gerçekten yumuşacık bir fırça. Fiyatı da çok uygundu. Ev hastanelerde bulabilirsiniz bunları. Bunların birkaç çeşitleri de var. Oje kurutucusu. Aynı zamanda tırnak eti nemlendirici. Fakat oje kurutucusu olarak ben pek bir istediğimi alamadım öyle söyleyeyim. Ama tırnak eti nemlendirici olarak gerçekten harika bir üründü. Ama sadece şöyle bir şey var. Şu ucu tuhaf bence. Yani bir fırça gibi değil. Şöyle mesela dokundurtuyorum ucundaki o plastik yeri. Tırnağıma değdiğinde o su akıyor. Ama yani bir sıkıntı yapabilir eğer oje tam kurumadıysa ki. Ama oje kurutucusu. O yüzden bilemiyorum. Bir daha alır mıyım? Sonra Gratis alışverişine geçelim. Vetaver'in rujlarını büyük ihtimal çoğunuz biliyorsunuzdur ama bilmiyorsanız da bu çok uygun fiyatlı ama bana göre MAC'in rujlarına muadil olacak rujlar bunlarda. Dudağımda da bu 914 numaralı ruj var. Şöyle kahve tonlu, hafif içinde böyle nasıl diyeyim gül kurusu çok belirgin değil ama çok hafiften de belirli bir süre sonra dudakta görünmeye başlıyor. Böyle de şöyle tırnaklarımla çok birbirine benzettim bunu. Acayip güzel. Bu da 916 olması gerekiyor. Aslında birkaç ruj daha vardı fakat onları bulamadım. Bunlar bu arada indirimde 10 lira. Gerçekten muhteşem matlıkta rujlar. Bütün gün duruyorlar dudağımda. Hiçbir sıkıntı yaşamadım o konuda. Çünkü bunları MAC'in muadili olarak gösteriyorlar. Olma ihtimali var çünkü özellikle MAC'in rujuyla rengi birebir olan bir ruj vardı. Bunların da benzediğini düşünüyorum. Ve bütün gün dudağımda kalıyorlar. Çok mat rujlar bunlar da. Renk olarak da skalası gerçekten farklı. Yani mesela hep beklediğim, istediğim rujlardı. Başka mesela ruj markalarında da diğer kozmetik markalarında bunlardan tam bulamıyordum. Hem de 10 lira. Yani bence alınabilir. Harika rujlar bunlar da. Diğer renklere de bakabilirsiniz, bulabilirsiniz. Bir tanesi 914, bir tanesi 916. İki tane ojem var. İkisi de pastelim. Bir tanesi yeni gelmişti. 139 tırnaklarımda olan. Diğeri de Soft Pop diye bir koleksiyondan bu. Daha böyle buz mavisi gibi. Bunun numarası 783 ama bayağı bir parmakta beyaz gibi duruyor. Fakat hoşuma gitti benim de. Yani bunlara da bakabilirsiniz. Daha sonra yine bir gratis indiriminde yakaladığım ve diğerlerini de çok arayıp ama bulamadığım bir fırçaydı bu. Bu da Bolt Metal serisinden 301 numaralı kontür fırçası bu da. Yumuşacık, harika. Zaten bence görüntüsü yeter. Ben biraz böyle krem bir ürün kullanıyorsam kontür için bunu dağıtmak için sürüyorum. Bence yumuşacık, ideal bir fırça. Böyle bir ürünüm var. Bu konjak sponge yani konjak cilt temizleme süngeriymiş fakat hiç denemedim. Çok da metinde duydum ama gerçekten hiçbir fikrim yok bunun hakkında. Çok güzel şeyler vaat ediyor ciltle ilgili. İşte gözenekle tıkayan kirlerden arındırdığını, doğal parlaklığını kazandırdığını, nem dengesini korumasını sağlıyormuş cildin. Hiç denemedim. Denersem ve eğer bu da favorilerime girerse Şubat favorilerine koyabilirim bunu. Evet. MAC'ten aldığım bir alışveriş yaptığım her ay sürekli bir dayanamayıp aldığım rujlar. Annem bence bunu videoları izlemez. çok güzel bir renk. Paramount diye bir ismi var bunun da. Tesadüf internet Instagram'da birinde görmüştüm bunu.
bilmiyorum rengin nasıl fark ediyorsun, acı kahve ama çok güzel bir kahve. Dudakta böyle çok değişik bir bordo değil ama içinde o hafif tonların da barındığı ama bayağı güzel bir kahve olan bir rujdu. Mat bu arada. Pardon, satin ya. Ne matı? Ama mat gibi duruyor. Satin bitişi bir ruj. Gerçekten çok güzel. Sonra bunu aldım. Hiç ya elime denedim. Gerçekten dudağıma denemedim. Böyle şu şekilde. Böyle nasıl diyeyim? Çok koyu. Mor da diyemiyorum. Patlıcan moru galiba. Evet. En iyi tabir bu. Böyle siyah da çalıyor hafiften. Gerçekten çok güzel. Bu da mat. İsmi de Smoked Purple diye bir ruju. Ya ben böyle farklı rujlar arayışı içerisindeyim. Çünkü çok fazla rujum var. MAC'ten özellikle. Herkesin sahip olduğu rujlar. Biraz daha değişik şeylere bakmaya çalışıyorum. Bu kadardı. Umarım hoşunuza gitmiştir. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Ve hala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın lütfen. Desteklerinizi bekliyorum. Çok ihtiyacım var tabii ki de buna. Tabii eğer bu arada beğendiğiniz ürünler ya da sizin kullanıp hoşunuza gitmeyen ürünler varsa lütfen yorumlar kısmı bırakmayı unutmayın. O zaman bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.